Tekrar karşınızdayım. Bir süredir yeni video çekmemiştim. Yaklaşık 10-15 gündür falan galiba. Şöyle en son babaannem vefat etti arkadaşlar. Bayağı yaşlıydı. 85 yaşındaydı. Zaten hastaydı. Yürüyemiyordu falan. Hani durumu da çok iyi değildi. O yüzden zaten dediğim gibi yaşlıydı. Yani biraz beklediğimiz bir durumdu. Yani o şekilde. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanı cennet olsun. 10 gün falan oldu. Bu şekilde bunu da belirtmek istedim. Yani bir süre video çekmemiştim. O yüzden bu şekilde. Şimdi evdeyim. Böyle normal kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Kahvaltı ederken de YouTube videosu izledim. Ben hep öyle yapıyorum. Kahvaltı ederken YouTube videosu izliyorum. Yalnız olduğum zaman öyle güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Şimdi de bir Türk kahvesi içeyim. Sonra temizlik yapmam gerekiyor. Evi temizlemem gerekiyor. Evi süpürüp sileceğim. Yani bu şekilde bu işlerimi yapayım, halledeyim. Öyle yine bir vlog çekmiş olayım. Sizler de umarım beğenirsiniz, seversiniz. Şöyle kahvemi içerken hem sizle sohbet edeyim istedim arkadaşlar. Sümeyye'de okulda şu an. Günlerden 20 Şubat Salı. Bu şekilde. Bugün havaya cemre düşmüş. Yani sonra
suya ve toprağa düşüyor. Yani aslında ilkbahara da az kaldı. Artık havalar ısınır biraz da olsa. Bu Urfa'da yani çok aşırı bir kış olmadı. Hani öyle çok, yani tamam yine soğukluk vardı ama çok çok aşırı değildi. Yani yine bizim oralar kadar değildi. O yüzden bizim için iyiydi, rahattı o konuda. Hava durumları olarak. Çünkü çok soğuklar da insanı biraz zorlayabiliyor. Yani artık kahvemi ve çayımı sade içmeye başladım. Şekersiz içmeye başladım. Nedense bir anda bilmiyorum şekerden bir soğuma geldi bana. Aniden bıraktım ve kestim. Yani en son böyle çayıma, normalde ben bir tane şeker atıyordum çayıma da kahveme de. Sonra normal o bir tane attığım şekerli çay bana böyle çok tatlı geldi. Böyle bir midemi bulandırdı. O zamandan beri çayı ve kahveyi şekersiz içmeye başladım. İlginç bir şekilde. Yani mesela önceden şekersiz içtiğimde böyle tatsız geliyordu, acı geliyordu bana. Şu an hiç öyle gelmiyor. Yani ilginç bir anda bir travma oldu galiba. Bilmiyorum. Neyse böyle. Onun haricinde şu an Urfa'dayız yine. En son yarı yıl tatilinde gitmiştik Bursa'ya. Sonra geldik. Şimdi yine bayramda gideriz. Bayram tatilinde. O şekilde. Sonrasında yani bu ikinci dönemdeyiz zaten. İkinci dönemde muhtemelen hızlı geçecek gibi duruyor. Yani Haziran ayına kadar. Yani aslında ilk dönem daha uzun geldi bana, böyle zaman bir geçmiyordu falan. Burada da böyle genel olarak yalnızım. Yani pek tanıdık insan olmadığı için arkadaşlar. Genelde yalnız takılıyorum, evdeyim. İşte bazen Sümeyye ile bir yerlere gidiyoruz, geziyoruz falan. Ama ondan hariç böyle pek görüşecek insan yok. Yani biraz bazen sıkılıyorum, sıkıcı oluyor falan böyle. Bazen böyle kendimi yalnız hissediyorum falan. Yani ama normal, gayet normal bir durum yani. Benim yerimde kim olsa bence sıkılır. Yani iyi yanları da var benim için. Bazen olumsuz yanları da var. Yani bu şekilde. Bakalım, belli geçici bir sürelik buradayım. Yani çok da kalıcı değiliz zaten. O şekilde. Başka ondan hariç böyle spora başlamak istiyorum. Evde kendim yapabilirim diye düşündüm. Ya da spor salonuna da yazılınabilir aslında. Yazılınabilir. Söyleyemedim. Saçlarım da böyle ya. Biraz uzamış. Tokaları takmıştım. Böyle yüzümü yıkarken ve cilt bakımları yaparken, makyaj yaparken iyi oluyor. Böyle saçları tutuyor önden. Evde de biraz canım sıkıldı. Aslında dışarı çıkmak istiyorum. Ama evde de yapacak işlerim var. Temizlik yapmam lazım. Banyo yapmam lazım. Saçlarım biraz yağlandı gibi. Yani çabuk yağlanıyor saçlarım sanırım. Ya çok da çabuk değil ama üçüncü gün, banyodan sonraki üçüncü günü yağlanıyor. 3-4 falan. İşte 3-4 günde bir zaten duş alıyorum, banyo yapıyorum. Yani YouTube'da
seviyorum arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela ben YouTube'a zaten böyle sevdiğim için, hoşuma gittiği için başlamıştım. Çünkü çok video izliyordum. Video izlemeyi seviyordum. O yüzden ben de video çekmeye başlamıştım. Gerçekten benim için bir hem hobiydi, hem böyle severek yaptığım bir şey. Gerçekten hala daha mesela YouTube videoları ben izliyorum. Kendim hala daha çekiyorum. Yani Instagram'da da YouTube'da da içerik üretmeyi gerçekten seviyorum. Böyle bir şeyler paylaşmayı, insanlara böyle biraz ilham olmayı, aynı zamanda ben de ilham almayı da seviyorum başkalarından. O yüzden ben seviyorum gerçekten. Yani sevmeseydim zaten yapmazdım. Ama sadece benim motivasyonumu düşüren ve moralimi bozan bir durum var. Bu da şu. Yani aslında bakın o kadar video paylaşıyorum, o kadar içerik üretiyorum ama yani hiç abonelerim hiç yükselmiyor. Mesela benimle aynı şeyleri yapan insanlar gayet kaç bin aboneleri var. 100 bin, 200 bin, 400 bin ya da en az 50 bin falan aboneleri var mesela. Yani tabii ki de kendimi başkalarıyla kıyaslamak istemem ama az çok baktığım zaman yani bence ben daha çok aboneyi hak ettiğimi düşünüyorum. Yani ya tabii ki benim şu an mesela kameram falan yok. Telefondan çekiyorum videolarımı ama yine de bence kötü değil, kötü değil yani. Mesela ilk zamanlarki videolarım belki daha kötüydü, daha acemiydi. O zaman mesela başka eski telefonum vardı. O da belki çok iyi değildi ama sonra biraz daha kendimi geliştirdim. Daha çok öğrendim böyle biraz daha. Yani şu an eskiye göre ben de daha iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Ama abone olarak bunun karşılığını alamıyorum. Yani mesela hani bayağı izlenme alan videolarım var. Ama abone olunmuyor. Yani bilmiyorum. Niye öyle oluyor acaba? Yani merak ediyorum aslında. Bakalım. En son yeni makyaj malzemeleri almıştım. Şöyle. Bunları daha hiç açmadım. Hiç denemedim. Böyle bunlarla video çekeceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte deneriz böyle. Size göstermiş olurum hem. Şöyle bir tane maskara Biolis'in. Neler aldığımı bir göstereyim. Deneme videosu da çekeceğim. YouTube'a ya da Instagram Reels olarak çekeyim diyorum. Şu Biolis'in bir maskarasını aldım. Lift It diyor. Bunu ilk kez aldım. Sonra yine Biolis'in şu makyaj sabitleme spreyi. Bunu da ilk kez aldım. Bu ürünlerin hepsini ilk kez deneyeceğim. Sizinle de paylaşacağım. Sonra şu yine Biolis'in BB kremi. Şöyle 131 Ivory rengi. Bir tane Biolis'in lip gloss'unu aldım şöyle. Bu dudak dolgunlaştırıcı bir lip gloss'muş. Bakalım. Merak ediyorum bunu da. Bunlar hepsi Biolis. Gratis'ten almıştım. Bir de şu L'Oreal markasının kapatıcısını aldım. Bu ürün bayağı bir böyle övülüyordu. Methediliyordu. O yüzden yani başka influencerlar tarafından falan.
O yüzden merak ettim, almak istedim. Sümeyye de aldı aynısını, ikimiz de aldık. Bu 03 numarasını aldım. Bunu da Watson's'tan almıştık. Böyle bunu da ilk kez, yani bu ürünler böyle ilk kez aldığım ve ilk kez deneyeceğim ürünler. Bunları birlikte deneyelim. Yorumlara yazarsanız iyi olur. YouTube'a mı çekeyim, Instagram'a mı? Şimdi temizliğe başlıyorum artık. Önce evi süpüreceğim. Sonra da yerleri silerim, viladalarım. Yani bu şekilde. En son çamaşırları falan bir topladım. Şimdi de temizliğe başlıyorum. Tekrar selam arkadaşlar. En son videoyu gündüz açmıştım. Şu an gece oldu. En son temizlik yapmıştım. Sonra yemek yedik. Sonra biraz dinlendim falan. Sonra banyo yaptım. Bu şekilde, yani gece oldu zaten. Saat 11 falan. Böyle saçlarım da ıslak şu an, biraz nemli. Daha kurutmadım saçlarımı da. Bu videomu yarın da devam ettirmeye karar verdim. Çünkü sanırım biraz kısa olmuş olabilir diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha uzun bir vlog olsun diye düşündüm. O yüzden böyle 2 günlük bir vlog olacak. Yani bu şekilde. Şimdi artık dinlenirim. Bir film izlemeyi düşünüyorum. Bayağıdır böyle film falan izlemiyordum. Laptop'tan film izlerim. Sonra uyurum zaten. O şekilde. Yani yarın da videoma devam edeceğim. Tekrar sonra görüşürüz. Çarşamba gününden tekrar merhaba. Ben şimdi kısır yapıyorum. Şöyle köftelik bulgurumu böyle bu bardakla 2 bardak koyacağım. Bunu ölçeyim önce. Çok doldurdum sanırım bunu. Bunu çok, ikinciyi çok doldurmayayım. Kaç gündür böyle canım kısır çekiyordu. O yüzden yapmak istedim. Yağmur yağmaya başladı. Böyle yağmurlu kapalı bir hava var. Şimdi buna sıcak su atacağım. 2 bardak bulgura 1,5 falan su atacağım. Yani 1,5-2 arası atmak gerekiyor bence. Böyle 2'ye yakın attım ben. Şimdi bunu streçleyeceğim. Böyle kabarmasını bekleyeceğim. Soğan doğruyordum ve direkt gözlerimi yaktı.
Kısır için. Bakın ağlıyorum. Soğan çok gözümü yakıyor benim hep. Sizin de öyle oluyor mu? Ay. Evet, şimdi kısırımın soğanlarını doğruyorum. Zeytinyağı ve salçayla onu kavuracağım. Sonra bulgurları ekleyeceğiz. Sonra da malzemelerini katacağım. Limon suyu, taze soğan. Yani herkes farklı tarzda yapıyor genelde kısırı. Böyle içine istediğinizi atabilirsiniz tabii ki. Yani herkes böyle genelde kendi sevdiği şeyleri atıyor. İşte ne bileyim maydanoz, taze soğan, marul, yeşillik ya da işte kornişon turşusu falan atan da var. Domates, salatalık vesaire. Yani kişiye göre değişiyor. Canı ne atmak istiyorsa. Ben ne atacağım? Ben taze soğan atarım. Domates atarım. Salatalık. Belki biraz maydanoz. Bir de başka ne kaldı? Bu kadar herhalde. Saymadığım limon suyunu atacağız. Nar ekşisi atacağım. Baharat, tuz, isot atarım biraz. Yani normalde pul biber atıyordum. Ama buradan isot almıştık geçenlerde. Urfa'nın isotu meşhur olduğu için böyle isot aldık. Böyle kavanoza koydum onu. Şöyle. Bunu atarım. Bir de kimyon atıyorum. Öyle de güzel oluyor. Üzerimdeki hırkayı da ben ördüm arkadaşlar bakın. Ördüm ve diktim sonra. Böyle ipler bitmişti. Sonra ben farklı ipler aldım. Yani yetmediği için böyle biraz farklı renkler olmuş olabilir. Evde giyiyorum. Şu soğanları doğruyordum. Kısırım oldu. Şöyle size de göstereyim. Bakın böyle. Yanında da biraz marul koydum. Bu şekilde bayağı da çok oldu. Artık yarın da yeriz bunu. Şimdi dışarıya çıkacağız. Biraz Nova'danın oralara falan gideceğiz arkadaşlar. O yüzden böyle hazırlanıyorum. Üzerimi giyindim. Hafif bir makyaj yapacağım. Şöyle yüzüme biraz renk gelsin, toparlansın diye. Hemen hızlıca yapayım. Sizle de paylaşayım istedim. Şimdi şu Biolis'in fondötenini çok az uygulayacağım. Şöyle bir teknik görmüştüm. Böyle fondöteni pudra fırçasıyla uygulayınca daha güzel oluyormuş. Böyle avucuna dağıtıyordu. Avucuna sıkıp. Bakalım biz de deneyelim. Bu kadar aldım az bir şey. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Bayağı fırçaya geçti ürün. Bakalım nasıl olacak. Böyle az ürün geliyor. Doğal bir görüntü verdi. Yani bir sürü ürün gelmesindense böyle daha iyi aslında.
Şöyle üzerinden de biraz süngerle geçiyorum. Fırça izi falan kalmasın. Daha homojen olsun diye. Stokalarla saçı tutturdum böyle. Makyaj yaparken. Biraz kapatıcı uygulayacağım. Şu Lykke'nin kapatıcısı. Üzerinden pudra geçeceğim. Biraz allık, biraz ruj. Biyolisin aldığını uygulayacağım. Şu şeftali rengi olan. Biolis'in şeffaf kaş jelini uygulayacağım. Aa, bunu kırıldı şurası. Plastik yeri. Yani kırılmadı da çatladı şöyle şurada. Böyle şeffaf renkli. Kaşları sabit tutuyor. Yani memnunum. Emily'nin 211 numaralı dudak kalemini uyguluyorum. Rengi hoşuma gidiyor. Böyle bir makyaj yaptım. Bir tek rimel eksik herhalde. Şu Maybelline'in rimelini uygulayacağım. Over the Top Volume Express olan.
Şu Biolis'in eyeliner'ını kullanacağım. Niye akıyor? Ucuna bir kuyruk yapacağım. İkisini eşit yapmaya çalıştım. Umarım yapabilmişimdir. Ama daha fazla ellemek istemiyorum. Yoksa daha kötü bozulacak. Evet. Makyajım bu kadar oldu. Böyle oldu. Bunları da çıkaralım. Şöyle biraz kulak çubuğuyla şu köşelerini düzelttim eyeliner'ımın. Çünkü biraz eşit değil gibi geldi. Bu taraf daha uzundu. Ve miseler su döküp biraz ucuna öyle sildim onunla düzelttirdim. Şimdi dışarıya çıktık. Bir Migros'a uğradık. Böyle birkaç alınacak bir şeyler vardı. Onları aldık. Bir de burada blender seti bulduk arkadaşlar. Normalde alacaktık zaten bayağıdır ihtiyacımız olan bir üründü. Burada da müzik falan çalıyor. İnternetten alalım falan diyorduk ama şu an burada biraz böyle uyguna bulduk. Simbo'nun bir ürünü. Şöyle göstereyim. Bunu alalım diyorum ben. Fiyatı da 1099 TL'ymiş. Bence uygun yani. Çünkü zaten internette de en az 1000-1500 arası falan vardı. Yani ihtiyacınız varsa siz de bakabilirsiniz. Migros'a böyle bayağı bir yeni elektrikli ürünler gelmiş. Tost makinesi, kahve makinesi, blender seti falan bir sürü şey var burada. Evet, blender'ımızı aldık. Bir de birkaç bir şeyler aldık böyle. Ay, gösteremedim. Şimdi sıradayız. Saatte 9.30 falan, burası da 10'da kapanıyor. AVM'nin marketi. Öyle yani. Evet arkadaşlar, biz şimdi en son Migros'taydık. Böyle birkaç ihtiyaç şeyler vardı. Onları falan aldık. Ondan sonra markette. Şimdi de Popeyes'a geldik. Böyle biraz acıkır gibi olmuştu. Evde kısır yemiştik. Biraz böyle acıkır gibi oldu. Dedik bir böyle bir şeyler atıştıralım, yiyelim falan.
Öyle, şimdi burada oturuyoruz Sümeyye ile birlikte. Ne yapıyorsun? Hiç videolarda gözükmüyorsun bu aralar. Evet, denk gelemedik. Aynen, hep sen olmuyorsun ben video çekerken. Sen gündüz çekiyorsun. Aynen, ben genelde gündüz falan çekiyorum evdeyken. Bizim siparişler hala olmadı mı ya? Kimse de yok bizden başka, nasıl olmuyor kaç dakikadır? Bizden başka kimse yok burada şu an. Bizimki kaç numara ki? 2089 diyor. Ve duyarsan söyle bak, 2089. Ne ara yiyeceğiz biz? Ne bileyim ya, yeriz herhalde, bir şey olmaz. Bayağı süreler karışık. Tam böyle kapanmadan önce yetiştik falan. Şöyle biz şey aldık. Chicken, ikili böyle chicken menü vardı. Deluxe diyor. Bundan aldık. Evet, şimdi bunları yiyelim. Bizden başka da kimse yok burada. Böyle boş her yer. Ben bir de kahvem vardı, onu alacağım. On olmadan onu almam lazım. Ben de böyleyim. Evet arkadaşlar, biz şimdi eve geldik artık. En son Papayas'ta bir şeyler yemiştik. Kahve içtik. Sümeyye ile. Sonra oradan da hemen onun yanında bir kafe vardı. Biraz orada oturduk. Bir yarım saat falan. Orada biraz oturduk. Sonra otobüsle eve geldik. Şöyle şunları falan yerleştireceğim. Şu yerdeki poşetleri marketten aldığımız. Bu şekilde. Yani videomun aslında kapanışını yapmaya geldim. Böyle 2 günlük bir vlog çektim sizler için. Hem evde geçen hem de dışarıda geçen bir vlogtu. Kıyafetimi, kombinimi size göstermeyi unuttum. Şöyle giyinmiştim. Şöyle bir tane krem rengi bir ne deniyor bunlara? Triko kazak giydim. Üstüme de şöyle bir süveter. Altımda da şu pantolonum var şöyle. Böyle bol olan. Bunlara ne deniyordu ismine acaba? Wet like mı? Wet like pantolon muydu ismi? Yani ismini tam bilmiyorum. Da işte neyse. Bu vardı. Bayağı rahat oluyor böyle. Hem üşümedim de bu kıyafetlerle, kombinimle. Dışarısı da bayağı soğuktu. Yani öyle. Bir de geçen Sümeyye ile kendimize şunlardan almıştık şöyle. Bu Pandora bileklik gibi olan şeylerden, şöyle charmlardan. Böyle güzel, bence gayet tatlı. O da, onun da var, benimki de böyle. De göstereyim dedim. Şimdi artık dinleneceğim ve oturacağım. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda artık görüşmek üzere. Hoşça kalın.